devlet ne derse biz ona razıyız. Diyalektik değişmeye ihtiyaç var. Kazanmıyorlar bile yok. Ben unuttum kazanmıyorum. Ben birinci derecede de emekli memurum. Seçimde birbirini kaldırdılar. Yani yazıkla verdiğim oy haram olsun. Millet aç aç bak. Millet birbirini kesin. Biz istemiyoruz bir şey kendisini. Sizce yeterli bir miktar mı efendim? Aa, 5 bin lira. Çok yeterli tabii canım. Tabii çok yeterli. Neresi yeterli lan? Çocuklarımız okula simit yemeden aç karnına gidiyorlar. Ondan sonra Türkiye'nin de nasıl düzülecek Türkiye? Tarım yaptığım halde yine getirebilirim. Vallahi diyemem. Tarım yaptığım halde yine getirebilirim. Sayın izleyenler, her zaman olduğu gibi yine Bafra sokaklarındayız. Emeklilerimize verilecek 5 bin liralık ikramiye ile ilgili düşüncelerini sorduk. Gelin hep birlikte izleyelim. Emekli hem çalışana hem çalışmayana ikisine verilmesi lazım ama yanlış oldu. Ben çalışmıyorum, bana veriliyor ama çalışanın günahı ne? Onu aklım almıyor. Herkesin alması lazım. Çalışan emeklinin de parayı alması lazım. O da emekli olmuş madem hak etmiş onu. O paraya hakkı olmuş. Peki bu 5 bin lirayı nasıl değerlendireceğiz efendim? 5 bin lira bugünkü için bir anlamı yok. 5 bin lira ne olacak ki? Pazarda harcarsın, biter oldu, bitti. Başarılı olacak bir şey yok. Pazar açtı. Şimdi burada çalışıyor, niye çalışıyor? Zorlanmış. İhtiyaç var da çalışıyor da, değil mi? Bizim aklımızı niye yiyor? Akıllı olsun. Yoksa gamayı yiyecek. 7,5 bin lira İstanbul'da geçirir. Dolmuş parasına yetmez. Ne yapacağız lan? Mecbur aç duramaz, değil mi? Mecbur çalışıyor. Hakkını yemesin, yanlış yapmaz. Veririz, herkese ver. Hiçbir şey inanırız değil. Sadece süre içinde insanları kandıran, aldatan, zamanı kendi siyasetine göre kullanan maalesef Cumhurbaşkanı diyeceğiz. Yani bunun SSK'lısı var, bağ kuruluşu var, osu var, busu var, bir sürü şey var. Çalışmayan emekliler olarak söylendi. Çalışmayan emekli dediğin, zaten emekli çalışıyor mu onu bilmiyorum ben. Çalışan emeklilerimiz de var tabii ki. Çalışan emeklisi varsa onlardan vergi alıyor zaten. Dolayısıyla onlara bir şey vermeye gerek yok herhalde. 5 bin lira yeterli mi dersen, vereceği 5 bin, 10 bin, 3 bin emekli her şeye razı. Her şeye razıyız biz yani bir şey. Keşke kökten yağar gibi bir şey yağsa her şeye razıyız. Yeterli mi yetersiz mi konusunda bir şey söylemek mümkün değil mi? Yeterli olabilmesi için bir takım ihtiyaçların görülebilmesi lazım. İhtiyacını göremiyorsun. Et kasap nerede bilen yok. Kasap nerede bilen yok. Ben unuttum kasabımı. Ben birinci derecede de emekli memurum. Ona rağmen ben bu sıkıntıyı yaşıyorsam şimdi yaşıyor bilemiyorum. Yani esasında Cumhurbaşkanı'nı da AKP'yi de tümüyle bu sıkıntıdan kurtarabilecek gerçekten bir diyalektik değişmeye ihtiyaç var. Devlet ne derse biz ona razı. Ne verirse. Hiç de vermez. Verene de razıyız. Bu 5000 TL yeterli mi efendim ya size? Ya yeterli. Vermese ne yapacağım? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yok yok vermese ne yapacağım? Hani ne düşüneceğim? Düşünecek bir şey yok. Devleti ben ne yapacağım? Ben silah alıp da devletimi vuramam. Nasıl harcamayı düşünüyoruz ya bu 5000 lirayı? Nasıl mı? Nasıl harcarsam öyle harcarım. Bugüne kadar ben devlete sorup harcamadım ki. Kendi işlettirme göre kullandım. Ben 3 ayda ben 10 bin lira para yatırdım. 8500 lirayla kalırken. Ne diyorsun yani şimdi sen o zaman? Nasıl yapmışım da almışım? Demek ki bir şey oldu mu oluyor demek ki. Öyle yok. Onun olsun. Camiye bileceğiz. İhtiyacımız yok ona bizim. Zaten açız. Biz istemiyoruz bir şey kendisine. Sizce yeterli bir miktar mı efendim? Aa, 5 bin lira. Çok yeterli tabii canım. Tabii çok yeterli. Neresi yeterli lan? Bunlar kırılıyor ya. Bunu görmüyorlar mı kendileri? Hepsi görüyorlar ama aklımızda dalga geçiyorlar. Hepsi bu yani. Kimseye acımıyorum kendimden başka. Yeterli değil. Yetmez. Yeterli değil. 10 kağıt olması lazım. 5 bin lira ne o ya? Ne 5 bin lira? 5 bin lira yeter mi sence? Yetmez. 10 kağıt olması lazım. Ev kirası kaç lira? Ev kiraları 15 lira. Bizim Bafra'da 10 bin lira. 10 bin liradan aşağı ev yok burada. İstanbul'da kaç lira? 20 bin lira. 5 bin lira yeter. Hangisine yetecek? Evin harcamasına mı yetecek? Gıdasına mı yetecek? Çocuk okullara giderse okuluna mı yetecek? 5 bin nedir 5 bin lira? Sizce ne kadar olması lazım efendim? Bence de 15 bin lira olması lazım. 15 bin lira yeterli olacak mıdır peki bu sefer? Yetmez ama ne yapacak? Yetmez. Ben de emekli değilim mesela. Bir senem var, ödeyemiyorum. İmkansızlıktan mesela. Ödeyemiyorum. Bir senem aldı. Ödeyemiyorum. Prim kaç lira? 4,5 lira. 4,5 lira ben nerede çıkardım? Nasıl çalışamıyorum? Çoluk çocuk aç. Emeklilerine resmen dalga geçiyorlar ya. Tabii dalga geçiyorlar ya. Tekibinden benim de para verdiği yok. Devletin kazinesinden birkaçta veriyoruz. Emekli miyiz efendim? Emekliyim evet. Çalışıyor musunuz? Yok hayır. Siz de o zaman 5 bin lirayı alacaksınız. Emekli olup çalışan Türkiye'de var. Yabancı ülkelerin emeklileri Türkiye'de para yemeyecek de. Biz de emekliler çalışıyoruz. Emekli olup bir daha çalıştıktan sonra ben niye emekli oluyorum ki? Devlet 65 yaşında o zaman bize emekli etmeseydi. Çalışmaya devam eder. Nasıl değerlendireceğiz peki bu parayı efendim?
Yani belki de herkesin borcu var, harcı var. 5.000 lira ne eder ki? Ben ne eder? Araba mı alacak 5.000 lira? Ben ev mi alacağım? Ama biz demek ki bulunduğumuz zaman bir araba, bir ev aldık. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Yani emeklere bir destek çıkacak yani. Yani emeklere çok haksızlık oldu. Bu 5.000 lira vermese çok iyi bir şey oldu. Ama en kısa zamanda da emeklere bir para verirse emeklerin zor durumda çıkması lazım. Yeterli değil ama yeterli diyeceğim yani şu durumda. Yeterli değil ama emekli maaşı 11-12 olması lazım en az. Yani 7,5 alanların. Yani çalışan memura verdi dünyanın parasını. 7,5 alan emekliye para verdi. 11-12 olması lazım en azından. Ne parası ya? Param veriyor ya. Vemez abi o adama. Allah bildirse sonra inanır. Bravo işte. Vemez. Çalışıyor muyuz şu an? Yok. Emek. O zaman bu 5.000 lirayı siz de alacaksınız. Vermez abi ya, inanma ya. Sen geç işte ya. Vermez abi o adam. Görürse Allah'ım olmasın, vermez. Yalan. Dün akşam yaptığı açıklamayla konunun netleştiğini söyledi. Değişiyor, yat ye kalkı değişiyor. Sen ya, o değişer. Verilmeyeceğini mi düşünüyorsun? Ya ben vermeyecek sanırım. Vermeyecek abi. Millet aç, bak. Millet birbirini kesiyor. Öyle. Niye? Ondan kesiyor işte. Yazık günah değil mi millete? Eskiden böyle miydi? DSP'nin zamanında böyle miydi? Tansu'nun zamanında böyle miydi? İkramiyeye gerek yok. Adam aile atın. Bir süre mahsul geçirebilir mi? Hadi bu ayı atlattı. Bir dakika ne oldu? 2 milyar doğalgaz parası düşürmem. Ev kirası olana düşür. Evi olmayan da işi götürdü. Maaşımızda iyileştirmeler mi istiyoruz? Tabii herhalde. Çünkü en azından bir emekli askeri ücretten para alması lazım. Alma. Tarım yaptığım halde yine geçiremiyorum. Vallahi diyeyim bak. Tarım yaptığım halde yine geçiremiyorum. Evet, zam, tüpe zam. Ya çalışmıyorum. Benim arabam var. Gidip çalışamıyorum. Yeterli mazot olmadığını mı düşünüyorsunuz? Evet efendim? Abi. Ya, emekliye verince biz ne yapacağız burada? Mazot 40 lira. Bir yere gidemiyoruz. Çalışamıyoruz. Hepimiz hayvancılık yapıyoruz. Ulaşımız yapıyoruz. Oturuyoruz. Elim kırılsın onlara oy verdiyse, bir daha verirse. Daha bir şey diyemem. Bir daha da oy vermem ya onlara. Hepimiz öyleyiz abi. Genç şey adamın yani ihtiyacı var 5.000 liraya. Yaşlı adamın ihtiyacı yok ki emekli adamın. Emekli zaten parasını alıyor, yatıyor aşağı. Çalışmıyor ki. Maaşı var. Çalışmayan adam ne yapacak? Petrol olacak 45-50. Biz ne yapacağız? Ne iş yapacağız? Sizce ne kadar olsa yeterli olurdu efendim? 5 milyar çare değil ki. Bizi kandırdılar. Seçimde bizi kandırdılar. Yani yazık haber değil mi? Oy haram olsun. Türkiye nasıl düzelecekse, emekliye 7,5 verirsen, Türkiye'de Cumhurbaşkanı 200-300 milyar para alana kadar 50 milyar para alsın, milletvekili de 20 milyar maaş alsınlar, o zaman Türkiye düzelir mi düzelmez mi? O zaman milletvekili emekliye de 7,5 milyar, 10 milyar maaş versin bakalım. 20 milyara milletvekili geçinebilir mi o zaman? Bu kadar diyebilirim. Almış başını gidiyor pahalılık. Günde 2.200 lira para harcasın Türk parasıyla, ayda yarım yapar 600 lira, 6 milyar lira para yapar. Hani bunun elektriği, suyu, çocuğunu okula gidiyor, masrafı nerede? Çocuklarımız okula simit yemeden aç karnına gidiyorlar. Ondan sonra Türkiye düzelecek. Nasıl düzelecek Türkiye? Bir kere başımızda kendileri, bu Türkiye'de kendileri yapması lazım ki ya Türkiye böyle düzelsin. Yoksa Ahmet Mehmet şu kadar almış, bu kadar geçiniyor. Kendini bir kere geçinebilir mi? Ondan sonra Türkiye'ye vatandaşa sorsunlar.